Ahmet sormuş. Hayatım çeşitli gruplarda geçti. Şimdi neden yalnız bir hayatım olduğunu daha iyi anlarım. Maneviyatta aldığım bir dini grubun içindeyim ama oradaki insanlara karşı içimi kötüledim. Şimdilerde de pek gitmek istemiyorum. Aynı bilinçle bakmıyoruz. İlmi nesle göre güncel değil ve vesaire. Şimdi insanların kendi kişiselliklerine katmadan hareket ettiği bir grup bulmalı mıyım? Yoksa önceleri isteyerek, şimdilerde ise esas istemeyerek de olsa oraya giderek bunu çabaya duaya mı getirmem gerekir? Bir danışmak istedim, mutlu hocam, yardımcı olur musunuz? Yani bana oraya gitme diyen benliğim. Şimdi bir yere öncelikle nereye gittiğini bilmiyorum. Bir yere git gitme demem de uygun değil işin açıkçası. Tamam? Neden uygun değil? Çünkü sen Ahmet'sin. Oldu. Şimdi sana göre benim bir şey diye demem oraya git buraya git ya da şu öğreti doğru bu öğreti yanlış demek de uygun değil. Çünkü herkesin kendisini rahat hissettiği bir yer var. Şimdi birçok öğretiye ben de girdim. Ama geçmişte kabala yine gelmeden önce böyle hepsine bir liste yapmıştım organize çalıştığım için. <laughs> Nelere bakmamız lazım? Bunların kitapları alınır. Kitaplar kütüphaneye konulur. Önce bunlar okunacak. 1, 2, 3, 4. Tamam. Baktım ki bunlar işe yaramıyor. Bu işe yarıyor. Ona devam ettim. Şimdi adam da o şekilde olması lazım. Yani sen senin için ne işe yarıyor? Bir seçim yapmak için biraz ortamı koklaman lazım. Bakman lazım. Yani sana ne hitap ediyor? Tamam. Çünkü birine hitap edenle ötekine hitap eden bir olmayabilir. Yeni nesil için dini çevreler geçerliliğini kaybetti ve yeni nesilde göreceğiz bunda daha çok oradan çıkan insanların da dinle bir alakası olmadığını çoktan görüyorsunuz ve ileride de olmayacak dinler yavaş yavaş dökülecek din denilen şey eskiden kabalistlerin de dediği gibi eskiden için konuşuyorum gelenek görenek lifestyle lifestyle dergisine konulabilir mesela dinler. Bu bir lifestyle çünkü. Bu şekilde yaşamak. Ne demek lifestyle? Hayat. Hayatım bu şekilde yaşıyorum demek. O kadar. O yüzden layık insanların lifestyle'ı var. Dinler de bir lifestyle. Onların da bir lifestyle var. Biz günümüzü böyle geçiriyoruz. Buna göre giyiniyoruz. Bizim style'ımız böyle. Bu şekilde. Sen kalbin nerede rahat ediyor ona bakacaksın. Bu konuda bu konuda yardımcı olamam sana. En iyi tecrübeliden daha erdemlisi yok. Git bak nerede kafan rahat ediyor, nerede neyi öğrenmek istiyorsun. Kişi rehberini sorduğu soruya aldığı cevaba göre seçer. O yüzden sorun ne? Yani ne içinde eksik? Bunları netleştirmezsen soru yok. O yüzden Ahmet'in kendisiyle bir oturması lazım. Yani ne arıyorum ben, ne istiyorum? Bunları bilmeden yön bulamazsın. Önce ne istediğini bileceksin ki şimdi kafam o isteği çözmeye, tatmin etmeye yönelik çalışsın.